Merhaba arkadaşlar. Sözcük ve sözcük öbeklerinde anlam konusuyla ilgili sorularımızın çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz, patlamak sözcüğü bu cümlelerden hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır? Bu tür sorularda dikkat edeceğimiz şey, verilen kelimenin cümlelerde hangi anlamda kullanıldığını iyi belirlemek olacaktır. Cümlelerimizi inceleyelim. 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın patlayacağı belliydi. Burada herhangi bir olumsuz durumun, tehlikeli bir durumun ansızın ortaya çıkması anlamına gelecek şekilde kullanılmış. İkinci cümlede su boruları patladığı için şehre su verilemedi. Burada bir nesnenin yarılması anlamında kullanılmış. Üçüncü cümlede salondakiler can sıkıntısından patlamak üzereydiler. Burada çok sıkılmak anlamında kullanılmış. Görüyoruz ki ilk üç cümlede herhangi bir benzerlik söz konusu değil. Dördüncü cümlede biraz sonra büyük bir fırtına patlayacak. Burada da aynen birinci cümlede olduğu gibi ansızın tehlikeli bir durumun ortaya çıkması, meydana gelmesi anlamında kullanılmış. 1 ve 4 için benzer ifadelerini kullanabiliriz. Sıcaklık artınca salonu süslemek için asılan balonlar patladı. Buradaki patlamak ifadesi de havasının sönmesi anlamında kullanılmış. Dolayısıyla 1 ve 4. cümlelerdeki patlamak sözcüğü aynı anlama gelecek şekilde kullanıldığı için cevabımız B şıkkı olacaktır diyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir çabanın, bir savaşımın, bir yürekliliğin ve korkusuzluğun bulunmadığı yerde insan gerçeğinin sınırlarının genişletilemeyeceğine inanıyorum. Bu cümlede geçen insan gerçeğinin sınırlarının genişletilmesi sözüyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkat edeceğimiz yer şu ifadedir, sınırların genişletilmesi. A'ya bakalım, insanlara yeni duygu ve düşünceler kazandırılması. İlk etapta bu şıkkı düşünebiliriz. Ancak insan gerçeğinin sınırlarının genişletilmesi daha geniş bir kavram. Sadece duygu ve düşüncelerle sınırlayamayız bunu. O yüzden A'yı eliyoruz. B, insanlara çaba ve mücadele gücü kazandırılması. Çaba ve mücadele gücünün kazandırılmasından çok bunları kullanarak insan gerçeğinin genişletilmesinden bahsediyor. Bunu da eliyoruz. İnsanın bilinmeyen yönlerinin açığa çıkartılması. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü sınırların genişletilmesi zaten bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Cevabımız C. D şıkkını okuyalım. Toplumun benimsediği insanın ortaya koyulması. Verilen cümlede zaten toplumun beklentisiyle ilgili herhangi bir yargıya yer verilmemiş. Cevabımız C diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Deneme, yaşananları, akıldan geçenleri düşünsel derinleştirmelerle yorumlamadır. Belki bir roman, bir öykü bir ölçüde özetlenebilir. Ne var ki denemeyi özetlemeye kalkmak, tırnağının ucunu göstererek insanı tanımlamaya benzer. Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili söze baktığımızda bir bütünü küçücük bir parçasını göstererek tanımlamanın mümkün olmadığını söylüyor. Burada bir bütün diye kastettiği şey de tabii ki düşünce yazısı olan deneme. Şıklara bakalım. Bir metni küçük parçalara ayırarak yorumlamak. Bunu söyleyemeyiz çünkü denemenin küçük parçalara ayırarak yorumlanması gerektiğinden veya bu ifadeye yakın bir şey göremiyoruz yukarıda. Okuyucuya metnin ana düşüncesini vermek. Yine altı çizili bölümde böyle bir anlam çıkaramıyoruz. Bir metni onu temsil edemeyecek bir parçayla anlatmaya çalışmak. Bu ışıktaki onu temsil edemeyecek bir parça dediği aslında tırnağının ucu ifadesiyle tam örtüşüyor. O yüzden cevabımız C diyebiliriz. Metni okuyucunun anlayabileceği yalınlığa getirmek. Tabii ki bahsedilen altı çizili sözde ifade edilmek istenen yargı da bu değil. O yüzden cevap C diyoruz bu sorumuzda da. Dördüncü sorumuz. Sanatta en sağlam yenilik eski temaları yeni duygularla dolduran yeniliktir. Bu nedenle büyük sanatçıların hepsi eski sazdan yeni sesler çıkarmayı başarmaktadır. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorularda altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlamı görebilmek için cümlenin bütününü dikkate almak gerekir. Burada ilk cümlede yer alan en sağlam yenilik diye bahsetmeye başlamış zaten. Ve cümlenin devamında eski temaları yeni duygularla dolduran yeniliktir.
Bu ifadeyi de benzetme yoluyla eski sazdan yeni sesler çıkarmayı başarmaktadır şeklinde cümleyi tamamlamış. Bakalım aşağıda hangisinde bunu görebiliriz? A. Hiç kimse tarafından işlenmeyen konuları bulmak. Burada hiç kimse tarafından işlenmeyen konular değil, asıl amaç kullanılmayan, ortaya çıkarılmamış veya unutulmuş malzemeleri kullanmak diyebiliriz. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Yıllarca süregelen alışkanlıkları bir kenara atmak. Aslında paragrafta söylediği şey bunun tam tersi. Yıllarca süregelen alışkanlıkları bir kenara atmaktan ziyade onları kullanarak yeni sesler çıkarmayı başarmaktır diyor. Bunu da eledik. Unutulmuş ve kullanılmayan malzemeden yeni duygular oluşturmak. Az önce bahsettiğimiz şey en sağlam yenilik veya eski sazdan yeni sesler çıkarmak dediğimiz ifadeleri C'de görebiliyoruz aslında. Evrensel duyguları canlandırıp halka hatırlatmak. Yukarıda verilenlerde evrensellikten çok eskilerin kullanılmasından bahsettiği için D'yi de elemek durumundayız. Bu durumda cevap C olacaktır. Beşinci sorumuza bakalım. Karşılar bizi yıllarca beklemişçesine. Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yıllarca beklemişçesine ifadesinde hani yıllarca beklememiş ama uzunca bir süre sanki gibi anlamları katmış. Aşağıda da bunu arayacağız. A. Babasını görünce 40 yıldır ayrıymış gibi sarıldı boynuna. Aslında 40 yıldır ayrı değil, sanki. Ve şuradaki 40 yıldır kavramından bunun uzun süre olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aynen yukarıda yıllarca kelimesinde olduğu gibi. Cevap olarak A'yı görebiliriz ama diğer şıklara da bakalım. Yüzü kızarır birden, bir suç işlemişçesine. Aslında şurada işlemişçesine ifadesinde de yukarıdaki beklemişçesine ifadesi olabilir. Aynısı olabilir. Ancak yukarıda bir yıllarca ifadesi vardı ve dikkat ettiysek onun da altı çizili. Yani bu durumun uzun sürdüğünü anlatması gerekiyor bize. B'de bunu göremiyoruz. O yüzden B'yi eledik. Bir gün sabah ayrıldı, bir akşam kavuştu evine. Burada herhangi bir şekilde uzun süren bir durum yok veya bir sanki anlamı yok. Bunu da eliyoruz. O da benim gibi ağır ağır akar. Burada da bir benzetme söz konusu ama yıllarca veya sanki gibi bir anlamları göremiyoruz. O halde cevabımız bu soruda A olacaktır diyoruz. Altıncı soru. Türk şiirinin yaşayan en büyük şairini dün kaybettik. Bu cümlede kaybettik sözü şairin öldüğünü belirtmek için kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisine benzer bir kullanım vardır? Burada aslında bir söz sanatı var. Biz buna güzel adlandırma diyoruz. Olumsuz bir durumu daha naif, daha yumuşak bir ifadeyle, başka kelimeyle ifade etme sanatı aslında. Bakalım şıklara. Karanlık düşünceli insanlara karşı uyanık olmalıyız. Burada karanlık düşünceli derken, hani kötü düşünceli, olumsuz düşünceli insanlardan bahsediyor ama herhangi bir yumuşatma söz konusu değil, daha çok benzetme söz konusu. A'yı eledik. Akşamdan beri devam eden fırtına göz açtırmıyordu. Burada fırtınanın kuvvetinden, sertliğinden bahsediyor ama herhangi bir ifade yumuşatması vardır diyemeyiz. Bunu da eledik. Trafik kazasında ölen vali yarın ebedi istirahatgahına uğurlanacak. Buradaki ebedi istirahatgah dediği ifade aslında kabristandır, mezarlıktan bahsediyor. Tabi mezarlık veya kabristan ifadeleri duygusal anlamda ilk duyulduğunda daha ürküntü verecek bir ifadedir. Bunu yumuşatarak değiştiriyor. Bir bakıma güzel adlandırma yapmış oluyor. Cevabımız C diyebiliriz. Ancak her ne kadar sorunun cevabından emin olsanız da bütün şıkları mutlaka okumalısınız. D şıkkına bakalım. Ormanın başladığı yerde hemen üç kola ayrıldık. Burada herhangi bir ifade yumuşatma durumu söz konusu değil. D'yi de eledik. Bu durumda cevap C olacaktır diyoruz. Yedinci soru. Altı çizili bölümle belirtilmek istenen aşağıdakilerin hangisidir? Bir yaşantıyı yakalayıp onu anlatıma dönüştürme edebiyatımızın dışında değildir. Cumhuriyet sonrası döneminde bizim öykümüzü, romanımızı, yaşantıyı biçimleme oluşturmuştur.
Şimdi dikkat edersek yaşantıyı biçimleme derken yaşanmış olanı, var olanı yok etmekten değil, biçimlendirmekten yani değiştirmekten bahsediyor. Ortadan kaldırmayacak, bir takım değişikliklerle yeniden kurgulayacak. Aradığımız ifade bu. A, yaşanan olayları değiştirerek kurgulamak. Zaten yaşantıyı biçimleme derken biz bunu ifade etmiştik. Cevabımızı aslında belirledik. Ama ne demiştik? Diğer şıkları da okumak durumundayız. Üzücü gerçekleri yumuşatarak anlatmak. Tabii ki böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani hele üzücü olduğundan hiç bahsetmiyor. Okura yaşamı sevdirmeye çalışmak. Böyle bir şey de çıkaramayız. Yaşamın güzel yanlarını ortaya koymak. Yukarıda yaşantıyı biçimleme derken herhangi bir kısmını almıyor. Genel olarak iyisiyle kötüsüyle şeklinde. Burada güzel yanlarını diyerek bir sınırlama yapmış zaten. Bu da cevap olamaz. O yüzden cevap A olacaktır diyoruz bu soruda da. 8. soruya bakalım. Romanlarında ele aldığı konularla her kesimden insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır? Burada ele aldığı derken kastettiği şey işlediği konularla şeklindedir. A. Yazarın romanlarında toplumsal konulara yöneldiği görülüyor. Burada işlemek manasında bir kelime göremiyoruz. Son öyküsünde işlediği olay yazarın çocukluğuna ait bir anısıymış. Zaten direkt olarak bizim çıkarttığımız kelimeyi B şıkkında kullanmış. Bir kenarda dursun. Yazdıkları ile toplumu yönlendirmemeye dikkat ederdi. Burada ele aldığı derken yazdıkları ile değil işlediği şeklinde bir anlam çıkarmamız gerekiyor. O yüzden C'yi deledik. İhtiyar elinde bulundurduğu kanıtları kimseye göstermemeye özen gösteriyordu. Tabii ki bu ele aldığı derken bulundurduğu kanıtı ifade etmiyor. Bunu da eledik. Bu soruda da cevabımız B olacaktır diyoruz. 9. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çıkmak fiili yayımlanmak anlamında kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda kelime bilgisi çok önemli. Çıkmak sözcüğünün sözlükte anlamlarına baktığınızda 20'den fazla anlamı var. Tabii ki hepsini ezberlemek mümkün değil ama arada bir sözlük karıştırmakta fayda var diyorum. Gelelim şıklara. 200 liralık banknotlar 2 yıl önce çıkmıştı. Buradaki çıkmak sözcüğü piyasaya sürülmek manasında kullanılmış. Yani herhangi bir yerde yayımlanması söz konusu değil tabii ki. Banknot dediği paradan bahsediyor zaten. O yüzden A olamaz. B. Bu insanlara neden böyle sert çıkıyorsun? Sert çıkmak sesini yükseltmek manasında kullanılmış. Herhangi bir yerde yayımlanmak burada da söz konusu değil. Yazarın son öykü kitabı geçen ay çıktı. Buradaki çıktı sözcüğünü yayımlanmak anlamında düşünebiliriz. D'ye bakalım. 2 aydır beklediğimiz çalışma izni 2 gün önce çıktı. Buradaki çıkmak sözcüğü ise bir konunun yetkililerce karara bağlanması anlamında olduğu için D şıkkında eledik. Bu durumda cevabımız C olacaktır diyoruz. Sözcükte anlam konusunun son sorusu 10. sorudayız. Bir şair kendi dünyasının renklerini taşıyan ilk dizelerinde aslında ömür boyu yazacaklarının haberini verir bizlere demiş. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kendi dünyasının renklerini taşıyan derken bu tamamen şairin kendi özellikleriyle ilgili, kişilik özellikleriyle ilgili ifadelerini kastediyor aslında. A. Şairler kişilik özelliklerini yansıtan şiirlerle okurlara kapılarını açar. İlk dizelerinde derken de ilk şiirlerinden bahsettiğini anlıyoruz. Okurlara kapılarını açması da aynı şeyi ifade ediyor. Bu yüzden cevap olarak A'yı görebiliriz. Ne yapıyorduk? Tabii ki diğer şıklara bakıyoruz. Şairler yaşamlarını şiirlerine yansıtmaktan kaçınırlar. Bu yukarıdakinin aslında tam aksi bir düşünce. Eledik. Renkli kişiliklere sahip şairler toplum tarafından hemen kabullenilir.
yukarıdaki cümlede, altı çizili bölümde böyle bir yorum çıkarmak zaten mümkün değil. Bir şairin ilk ürünleri sanat geleceği açısından çok önemlidir. Burada ilk ürünlerinin öneminden değil, nasıl kendi kişiliğini nasıl yansıttığıyla ilgili bir ifade vardı altı çizili kısımda. Bu yüzden D'yi de eledik. 10. sorunun cevabında da A olarak işaretliyoruz.